FMTV olarak Fatih Medreseleri Vakfı'na bağlı özel eğitim kurumlarının hafızlık tespit sınavı heyecanını sizler için görüntüledik. Bir taraftarı okul eğitimlerini ara vermeden sürdüren, diğer taraftan hafızlığa hazırlanan çocukların heyecanları gözlerden kaçmadı. İşte dindar bir nesil yetiştirmek için gece gündüz mücadele veren Fatih Medreseleri Vakfı'nın heyecan dolu o sınavı. Bismillahirrahmanirrahim. İkra. بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Yaşları 6 ile 8 arasında değişen bu yavrularımız az sonra hafızlık tespit sınavına girecekler. Seni de aldık. Hüseyin Abdullah Kılıçoğlu. Anladınız mı? Aldık. Fatih Medreselerinin özel eğitim kurumlarında okul eğitimlerini devam ettiren bu yavrular bir taraftan okul derslerine ara vermeden eğitimlerini sürdürürken diğer taraftan hafızlık yapmaya hazırlanıyorlar. Hedefte ise çocuklarımızın ilk 4 yıllık eğitim sürecini tamamladığında hafızlıklarını da bitirmesi var. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel mürselim ala sıradın müstakim tenzilel azizir rahim litunzir kavmen mâ unzir âbâun fehum gâfilûn fekad hakkal kavlu ala ekserin fehum la yu'minûn. İnna cealna fi ahnaqihim aghlalan fi ilal azqun. Evet sevgili izleyiciler, şu an Fatih Medresesi'nin özel eğitim kurumlarının hafızlık tespit sınavındayız. Onları hocalarımızı ziyaret ettik. Şu an talebelerin hafızlık testini yapıyorlar. Hocam duygu ve düşüncelerinizi teker teker alabilir miyim? Tabii. Öncelikle sevgili seyircilerimize hayırlı günler diliyorum. Fatih Medreseleri Vakfı olarak özel eğitim kurumlarımızın hafızlık seviye tespit sınavı var bugün. Çocuklarımız gerçekten birbirinden başarılı, birbirinden güzel. Okul dersleriyle birlikte bu Kur'an derslerinde gerçekten çok güzel ilerletmişler. Bu da Türkiye'mizde demek ki okul dersleriyle birlikte hafızlık dersleri veya işte Kur'an-ı Kerim dersleri, ezber derslerinin de yapıldığına işarettir. Hocalarını ve ailelerini tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Peki bu yapılabiliyor mu? Konuyla alakalı çocukların hafızlık seviye tespit sınavını yapan kurulun başında olan Mehmet Akdemir Hoca şunları kaydetti. Ben de gerçekten son derece başta hocalarını ve yavrularımızın tamamını tek tek ayrı ayrı tebrik ediyorum, takdir ediyorum ve hayranlıkla takip ediyorum işin gerçekten. 8 tane Mecit hocamızın da buyurduğu gibi 8 tane yavrumuzu imtihana tabi tutmuşuz. 2 dakika olarak okuma süreci. Çünkü bir insanın hafızlığa başlama seviyesi 2 dakikanın altına inmesi lazım. Birçok yavrumuz hep 13 dakika, 12 dakika buralardalar. Ve Doha'dan aşağı dediğimiz yerlerin hepsini ezberlemişler. Gerçekten ben takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Ve buradan da seyircilerimize şunu ve bununla beraber Milli Eğitim Bakanlığımıza da şunu duyurmak istiyorum. Demek ki yavrularımız bu işe meyiller. Hem okul eğitimini hem medrese eğitimini aynı bünyede Osmanlı ecdadımızın yürüttüğü gibi yürüterek yavrularımızı hem bir İslam alimi aynı zamanda bir filozoflar ne yapabiliriz? Yetiştirebiliriz. O yüzden inşallah bu eğitim müesseselerinin önünün açılmasını, bu yavrularımızın dikkate alınmasını, bu yavrularımızın nasıl yetiştiği ile alakalı yetkililerden, yani bunları yetiştiren yetkili kardeşlerimizden bilgiler alarak bu işin önü açılırsa ben inanıyorum ki birçok seyircimiz bu hususta merakı vardır, arzusu vardır, iştiyakı vardır. Ama alt zemin hazır olmadığından dolayı yavrularını maalesef terk ediyorlar, okullara bırakıyorlar, sonra birçok çocuk kaybolabiliyor. Ama hafızlıksa hem çocuklar milli eğitim derslerini yapıyorlar. Hafızlık istiyorsa yavrusunu hafız yapar. Hoca olmasını istiyorsa hoca olmasını yapar. İnşallah bu yerlerin önü açılsın diyorum ben. Diğer taraftan bu çocukların eğitimiyle yakından meşgul olan Eyüp Ural Hoca başarının sırrını açıkladı. Evet sevgili izleyiciler, sınavdan çıktık biliyorsunuz ki seviye tespit, hafızlık seviye tespit sınavından çıktık. Tabii ki bu talebeleri yetiştiren bir hoca efendi var. O hoca efendiye de bunun işin sırrı ne diye sormadan geçmek olmaz. Şimdi Eyüp hocamız bizlerle birlikte. Hocam bu işin sırrını nedir? Çünkü çok önemli. Özlenen bir nesil yetiştiriyorsunuz. Şükürler olsun. Bu işin sırrını biraz açar mısınız? Evet, teşekkür ederim size de bu yayınları yaptığınız için. Bu işin sırrı bana sorarsanız inanmak. Yani başka bir şey değil. Ne öğrencinin hani alabilmesi söz konusu ne de başka bir şey. Sadece inanıp hani başaracağım. Ben böyle 8 yaşındaki çocuklara hafızlık derecesinde Kur'an-ı Kerim'i okutturmak istiyorum diyorsanız sadece inanmanız yeterli yani. Ben gerçekten hani dindar gençlik, sürekli yayınlarımızda da diyoruz dindar gençlik diye, gerçekten o neslin
o neslin yetişmesinde yardımcı olduğumu düşünüyorum. Yani öyle bir nesil yetiştirmeye çalıştığımı düşünüyorum. Bunun da bir parçası olduğumuz için bize bu imkanları veren hocamıza, efendi hazretlerimize tekrar tekrar şükranlarımı iletiyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Yani biz bu yaptığımız işten dolayı gerçekten gurur duyuyoruz. Gurur duyulacak bir iş yapıyoruz çünkü 8 yaşındaki böyle ufacık yavrularımızı, yani ülke standartlarının çok üzerinde, lise belki lise mezunu olmuş çocukların bu şekilde okuyamayacağını izleyicilerimiz yayınları gördüğü zaman görecektir yani. Gerçekten bunun için inanmış olmak yeterli. Ben öğrencilerimizin velilerine de gerçekten çok teşekkürlerimi iletiyorum. Bize inanıp öğrencilerini bize teslim ettiler. Biz de onların beklentilerini karşılamaya çalışıyoruz diyelim. Size de teşekkür ederim. اَرَيْتَ الَّذ۪ي يَنْحَى عَبْدًا اِذَا صَلَّى اَرَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى